Seni bu telefonla buldum. Dün gece seni bir polis çevirmişti ya hani yolda. O çocuk arabana bıraktı. Seni bulayım diye. Ben bu çocuğu küçükken kaçırdım. Sonra attım Yusuf'un yerine. Ne şaşırdın lan? Dur daha şaşırma. Bak bu çocuğun bir de abisi var. Adı Sarp, sen onu tanırsın. O da benim adam. Bunlar var ya, bu iki çocuk abi kardeş. Ama birbirlerini bilmezler. Bunları niye anlatıyorsun lan bana? Lan sen hayatıma serene veriyorum. Çatlayacağım ya, kimseleri diyemiyorum. Bari seni halden anla. Oh be! Rahatladım. Ben... Efendim. Evlat! Dinle şunu. Kolay gelsin. İyi misin? Her şey halloldu mu? İyiyim anneciğim, iyiyim. Hallettim her şeyi. Çok şükür. Sarp, neydi bunlar? Anneciğim, şimdi polis kardeşimizin yanında aile meselelerimize girmeyelim istersen. Her şey yolunda, merak etme. Tamam. Sen buradasın, yanımdasın ya. Hiçbir şeyin önemi yok. Hadi oturun. Ben galiba yanlış zamanda geldim. Nereye gidiyorsun? Otur, gel buraya. Bugün benim en mutlu günüm. Hadi otur şuraya. Anlatın bakalım. İkiniz aynı okuldaydınız. Hiç mi tanışmadınız? Oh, bu muhabbet uzar. Ben hepimize bir çay alıp geleyim. Tanışıyorduk tabii. Füsun teyze de öyle çok sıkı fıkı değildik. Öyle uzaktan işte. Bak Sarp, biz Mert'i çok sevdik. Bir daha hırgür istemiyorum aranızda. Tamam anacığım, tamam da... Şimdi meselemiz bu mu yani? Hiç seninle olan hep böyle Füsun teyze. Hep bir ciddi. Ben hiç gülerken görmedim mesela. Sana denk gelmemiştir Mertciğim. Niye alınganlık yapıyorsun ki? Canımsın. Çaylar. Eyvallah. Sen de bir şey çek, otur hadi. Efendim. Mekana gel, Sarp. Tamam Celal baba, geliyorum.
Mert hemen organizeye gel. Geliyorum müdürüm. Nereye gidiyorsunuz? Sabri seninle konuşmam lazım. Anneciğim şu işi halledeyim, ondan sonra gelirim konuşuruz, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Füsun teyzem, iki dakikan var mıydı? Tabii, nedir? Hani bir gömlek almıştım ya senden, Umut'un olan hani. Umut'la ilgili bir haber mi var? Umut'umu bana vereceksin değil mi? Yok Füsun teyze, ben bulamadım. Yani emniyetteki hiçbir kayıtla eşleşmedi, onu diyecektim. Ne yapalım? Sağlık olsun. Sen elinden geleni yaptın ya. Seni de boşuna ümitlendirdim. Özür dilerim. Hiçbir şey değişmedi ki. Umut yaşıyor, biliyorum. Umut yaşıyor. Müsaadenizle. Al işte, söylemiştim. Boş yere üzüldü kadıncağız. Haklısın Eylem, haklısın, tamam. Ama işte ben de o yüzden özel konuşmak istedim seninle. Konu ne? Senden şöyle bir şey isteyeceğim. Füsun teyzenin su içtiği bir bardağı organizeye getirebilir misin? Organizede bardak mı bitti? Kıy parana, kıy. Neden istiyorsun bardağı sen bakayım, söyle. Füsun teyzenin DNA'sı lazım bana. Niye bu kadar seviyorum bu kadını, bilimsel olarak çözeceğim. Füsun teyze genini bulacağım ya. Bırak bakayım şakayı, ne var senin kafanda? Gömlekteki kanla Füsun teyzenin DNA'sını eşleştireceğim. Biz nereden biliyoruz ki gömlekteki kanın Umut'a ait olduğunu? Ya başka birine aitse? Yani o zaman Umut yaşıyor olabilir demektir bu, değil mi? Aynen öyle. Mert, yap bunu ne olur. Biliyor musun, ben çok severdim Umut'u. Kıskanırım bak. O bardak sana gelecek. O bardağı sana getireceğim güzel çocuk. Aferin lan sana. Senin ne pis bir ağzın varmış be. Kesince de böyle bağırabilecek misin? Tehlikeli haber yapıyorsun. Yapma. Bir dahakine bu kadar kolay kurtulamazsın. Tamam mı? Bu haberle ilgili ne gelişme olursa bana geleceksin. Tamam mı? O internet sitesini de kapatacaksın. Alo Mert. Eylem ne yaptın? Hallettin mi vardı? Mert. Eylem ne oldu, iyi misin? Ya az önce çok garip bir şey oldu. Ya ölü birinden mail aldım. Ne diyorsun? Açık konuşsana. Bilmiyorum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani bunları sana söylemem doğru mu onu da bilmiyorum. Eylem bak, beni korkutmaya başlıyorsun. Başım belada mı? Sen neredesin, bana söylesene. Geliyorum ben. Gelme gelme, ben geliyorum oraya. Şimdilik bir tehlike yok, iyiyim, merak etme. Yakınlarda mobese kamerası yokmuş müdürüm. Bu işi yapan malum kişiyi hepimiz çok iyi tanıyoruz ama. Güvenlik sebebiyle
güvenlik kameralarını kullanmayan bir adam. Kebapçı Celal çok dikkatli müdürüm. İşini hiç şansa bırakmıyor. Olay yerinden de delil elde edemedik. Oh ya. İçim açılıyor sizi dinledikçe. Var mı böyle güzel başka haberi olan? Celal şöyle bir adam, Celal çok dikkatli ha? Mert. Müdürüm. Sen geçen Köstenceli'yi takip ettiğinde Celal'e gitmişti değil mi bu? Aralarında husumet vardı. Evet ama bu Celal suçlu demek için... Akıl verme Mert, dinle. Bu Köstenceli'nin yanında kim vardı o zaman? Alyanak vardı müdürüm. Alyanak, bravo, bravo. Demek ki saf değiştirmiş, Köstenceli ile işbirliği yapmış. O gün sen orada olmasaydın, Celal'i bitireceklerdi. Olabilir. Şimdi, kulaklarınızı açın, beni iyi dinleyin. Celal Köstenceli'yi öldürdükten sonra Alyanak'ın peşine düştü. Celal'den önce onu bulacaksınız. Alyanak, Celal'in kara kutusu. O bize Celal'i içeri tıkmak için yeterli olabilir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Mert. Buyurun. Bu iş sende. Bana Alyanak'ı getireceksiniz. Emredersiniz. Hı. Bütün havaalanlarına işgalini verin. Tüm polis çevirmelerinde de baksınlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Bence Alyanak yurt dışına çıkmak için havaalanlarını kullanmayacak. Yasal dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırsa hiç şansımız olmaz. Ya adamın işgalini ekiplere dağıttık. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar, oturup konuşacağınıza sahi yenin hadi. Nereye bakalım istersiniz? Sema, oturup konuşacağınıza sahi yenin, harekete geçin diyorum. Nereye bakacağız diyorsun? Kapının arkasına bak, arabanın kaputuna bak. Gidin bakın işte bir yerlere. Gidin bulun Alyanak'ı, hadi, hadi. Neredesin? Basın odasındayım. Tamam, geliyorum. Helen, ne oldu? Çatladın meraktan. Çocuk çeteleriyle ilgili bir haber yapmıştım yani. Aynı adresten yeni bir mail geldi. Adam öldü. Ver bakayım şunu. Bu... Ne demek bu ya? Nasıl olur? Anladığım kadarıyla Talip denen adam yalnız değilmiş. Başkaları da varmış işin içinde. Talip de iki adamı da öldü. Ya Mert, ne yapacağız? Halledeceğiz. Ben kimsenin sana zarar vermesine izin vermem. Güven bana. Kim bu adam? Haberin esas kaynağı benim diyor. Halledeceğiz. Merak etme. Al bakayım telefonu. Al. Cevap yazacağız. Yok artık. Dediğim yap. Bak. Polis olarak seni korurum. Ama sevdiğim olarak... canımı ortaya koyarım. Hadi yaz. Zaten bir şey yapmamak çözüm değil. Şimdi kim sana niye kafayı takıyor? Seninle niye uğraşıyor çözeceğiz. Halledeceğiz. Peki. Yaz. Haberle ilgileniyorum.
Buluşalım. Bana gerekli belgeleri getirirsen haberi gazetede bile yayınlarım. Emin miyiz? Yanıt ne zaman gelirse gelsin. Bana haber veriyorsun. Tamam. Ne? Gazeteci kız. Saçın ister dağınık olsun, ister toplu. Her türlü güzelsin. Seviyorum seni. Severdim demiştin değil mi Umut'u? Evet. Biliyor musun bana eyyem derdi. Bir keresinde böyle ağlıyordum. Hemen gelmişti, sarılmıştı. Seninle güler, seninle ağlardı Umut. Tanısan sen de çok severdin. Lan bu. Al yanak sarpeydi demek ki. Uyandırmak lazım devreyi. Ah Füsun teyze nelere kadirsin bir bilsen. Neredeymiş bu Necip'in mezara bir bakalım. Kozlu mezarlığı. Müdürüm. Söyle. Müdürüm ekip gitti, ben de gittim, alınak yoktu. Haberim var. Nesi var ya bunun? Söylesen mi dert, söylemesen mi dert? Alo Eylem. Tamam, geliyorum. Maile cevap geldi. Ha. Kebapçı Celal'le ilgili haberler vereceğim sana. Buluşalım dedi. Kebapçı Celal'le ilgili. Bak sen. Tamam. Biz de buluşuruz o zaman. Hem kimmiş neymiş öğreniriz. Ya Mert. Gel vazgeçelim. Çok tehlikeli. Eylem bak. Anlıyorum. Ama bu bela neyse görmemezlikten gelemeyiz. Bu işin aslını anlamalıyız. Hem zaten sen korkma.
Tek başına değilsin ki orada. Peki. Buluşma yerini ve zamanını söyle, değil mi? Güzel. Buluşma yerini zamanını da biz belirleyeceğiz. Hadi aç bakalım mailini, yazalım. Thank you.